Tonguç'um toplama çıkarmaya bakalım. Bir kere iki matris elimize verilmiş. Demiş ki bunları topla demiş. Bir kere toplama çıkarma yapılabilmesi için matrislerin şöyle bir şartı var. Boyutları eşit olmalı diye bir şart var Tonguç. Bunların boyutları eşit hocam. Bunun 2 çarpı 2 olduğunu görebiliyoruz. Bunun da 2 çarpı 2 olur. O zaman boyutları eşit toplanabilir. Tonguç toplarken size çok basit bir şey yapıyoruz. Bir kere şunu unutmayacağız her birinden her biri birinden bağımsız unutma. 1 ile 4'ü toplarsın buraya yazarsın. 4 ile 1'i toplarsın buraya yazarsın. 3 ile eksi 1'i toplarsın 2. 2 iki. ile 3'ü toplarsın 5. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık. Hocam. Yani direkt ne yapıyoruz evladım? Eleman ha, burada bir şey yapmışız. Neyse şimdi. Orada açıklamak Burada açıklamam gerekiyor. Ama gerekirdi. kolaydı hocam yani, anladım. Bu, yani. Zaten bununla bunu topluyoruz. Unutur. Şimdi bak A eksi 3 B'ye bakarsaksa ilk başta ne yapmamız gerekiyor? A'yı yazmamız gerekiyor. 1 eksi bunun 3 katını yazmamız gerekiyor. Hani her bir elemanı teker teker. 3 çarpı 4. Şimdi aynı şekilde bunu yapalım. 4 eksi 3 çarpı 1 değil mi Tonguç? Evet hocam. Şimdi devam edelim. 3 eksi 3 çarpı eksi 1 ve 2 eksi 3 çarpı 3 diyoruz Tonguç. Tamam yani Bunun aynısını alıyoruz. Bunun 3 katını çıkartıyoruz ondan. Hemen ondan sonra işlemlerini yaparsam Eksi 11 bir çıktı. Bir çıktı. Anlıyor musun evladım? Anlıyorum. Zor gelmiyor üç, değil mi? 3 kere 4, 12, 1'den 12. 6 diyorum. E, eksi 7 diyorum. İşte böyle bir matris çıkıyor. Bu ne kadar kekmiş değil mi? Bak matrisleri toplama çıkarma da çok kek. Ödüllü sorumuzu yine yapıyorsun. Cevaplara gönderiyorsun. Bu sefer ne yapıyorsun? Bak dikkat et. A'yı 3 çarpacaksın bir kere. Her bir elemanı ayrı ayrı. Sonra B'nin boyutu aynı olduğu için toplayacaksın. Ve C'yi elde edeceksin. C'nin de İkinci satır, ikinci sütun elemanını, bir tane elemanı soruyorum sana. Hepsini sormuyorum. Anladım. Onu bulacaksın herhalde.